Çok sayıda El Nusra, El Kaide ve uzantısı örgütün türediğini de gayet iyi biliyoruz. Bunları çok konuştuk. Özellikle şuraya gelmek istiyorum. Neo Osmanlıcı hayalinden vazgeçilmek zorundadır. Bu Osmanlı'yı yeniden diriltmek diye bir şey olamaz. Bölgenin ne Arap, ne Türk, ne Acem, ne Ermeni, ne Ezidi halkı hayata buradan bakmıyor ve Türkiye özellikle bu politikalardan dolayı Arap sokaklarında, Orta Doğu ve Afrika sokaklarında çok büyük tepkiyle karşılaşıyor. Türk kartını da bu kadar acımasızca kullanmak bu gerçekliği, bunu gerçeğe dönüştürmez bu hayali. Ayrıca da şunu hatırlatmalıyım, IŞİD'in Levant bölgesi projesi vardı ve Levant bölgesinde İslam devleti kurmayı hedefliyordu. Adeta bunun kapıları ardına kadar açıldı. Gündemden düşürmediğimiz ve şimdi en temel gündemlerden biri olan Suriye operasyonlarında Kobani. Kobani IŞİD'in yenilebileceğini gösteren ve gerçekten orada ilk başta Kürt kadınları olmak üzere ortaya koydukları, IŞİD'e karşı ortaya koydukları çok güçlü bir mücadeleyle simgelendi. Şimdi dünyanın herhangi bir ülkesine gidin sorun Kobani nedir diye, küçücük bir Kobani bütün dünya ölçeğinde IŞİD'e karşı verdiği savaşla, verdiği mücadeleyle biliniyor ve tanınıyor. Oysa biz Türkiye, Kobani'ye bu değeri vermedik, tam tersi orayı düşman olarak görüp habire saldırma planları içindeyiz oraya doğru. Afrin'le ilgili de bir şey sormak istiyorum Sayın Bakan. Sınırımızda olması hasebiyle bizler için oldukça önemli ve özellikle bu son saldırılarda bunun payının çok büyük olduğu kanaatindeyiz diye özellikle sormak istiyorum. Afrin'deki yeni gelişmeler nedir? HTŞ'nin özellikle oraya bir saldırı düzenlemesinin önü nasıl açıldı, nasıl geldi oraya? Bu gelişin anlamını biz biliyoruz. Bugüne kadar Afrin'de iş tutulmuş olan gayri nizami yapılar, SMO ve ÖSEO'nun yeterince bir randıman elde edilemediği ve Türkiye'nin bu örgütlere çok masraf yaptığı da bilinen bir gerçeklik. 2 Kasım'da Antep'te Suriye Milli Ordusu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştiği haberleri duyuldu ve bu toplantıda şunlara değinildiği duyuldu. Ortak Ordu, Tek Sivil Yönetim, Birleşik Emniyet Teşkilatı, kurum, 2 aylık süreniz var. Aksi takdirde alternatiflerimizle biz bu yola devam ederiz. Alternatif HTŞ midir? Afrin'e yerleştirilecek yeni güç HTŞ midir? Şayet bu böyle olacaksa Rojova'da kara harekatında kullanılması hedeflenen güç bu güçler midir? Bunların hepsinin sorulması gerektiğini düşündüğümüz sorulardır. Evet Sayın Bakan, daha önce de burada da başka yerlerde de dile getirdik. Siz de sunumunuzda ifade ettiniz. Federe Kürdistan bölgesinde kimyasal silah kullanımı meselesi. Kimyasal silah kullanımına dair son zamanlarda çeşitli videolar ortaya çıktı ve bu videoların ortaya çıkmasıyla beraber hem Türkiye kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda kimyasal silah önemli bir gündem pozisyonuna gelmiştir. Siz de ifade ettiniz, zaten Türkiye uluslararası sözleşmelerde kimyasal silahların yasaklanmasına dair sözleşmelere taraf bir ülkedir ve zaten envanterinizde resmi olarak bunu bulundurma olasılığınız yoktur. Fakat şunu hatırlatmak isterim Sayın Bakan, hem ortada görüntüler var, bunlar araştırılması gereken konulardır. Hem de bilirkişi ve uzmanların, süren yetmediği için detay bilgi şimdi veremeyeceğim, ama uluslararası ölçekte bilirkişilerin hazırladıkları raporlar var ve bu raporları Alman hükümetine, Lahey'e gönderileceğine dair bilgiler var. Aynı zamanda sizin de meclisteki bir sunumunuzda göz yaşartıcı gazları kullanıyoruz şeklinde ifadelerimiz olmuştur. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bizim bu konuda söyleyeceğimiz ez cümle şudur. Gerçekten bu sürecin hazırlanması oldukça önemli olacaktır. Araştırılmasıyla ilgili bir komisyonun oluşturulması, uluslararası tarafsız bir komisyonun, hatta bunun sizin talebinizle gerçekleşmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Gelelim bu son gerçekleşen operasyona ve Taksim'deki gelişmelere. Sayın Bakan, 19 Kasım gecesi Güney Kürdistan ve Kuzey Doğu Suriye bölgelerine yönelik Pençe Kılıç adı altında başlattığınız hava operasyonu var. Bu hava operasyonları biraz önce bahsettiğimiz genel yaklaşımın bir parçası mıdır? Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın meşru savunma hakkını ifade eden 51. maddesine dayandırdığınız sunumumuzda da, yaptığımız basın açıklamalarında da ve bunun gerekçesini de Taksim'deki patlama olarak ifade ettiniz.
Taksim'de yaşanan bu vahşeti HDP olarak defalarca kınadık, kınamaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha kınıyorum. Yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ama şunu hatırlayalım. Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu şunu çok iyi biliyor ve hatırlıyor. Reyhanlı, Reyna, Antep, Ankara Gar, Amed, İstanbul Havalimanı, Suruç, Sultanahmet, HDP'nin Adana ve Mersin il binaları ve ayrıca mitinglerinin bombalanmasını hatırlayacaksınız. Peki bunlarda failler kimdi? Elini kolunu sallayarak Türkiye'nin kent merkezlerinde, ellerinde bomba poşetleriyle dolaşan El-Nusra, IŞİD ve kirevi örgütler bu kadar rahat iç sınırlarımız içerisine nasıl girebiliyor ve özellikle sizlerin kontrolü altındaki bölgelerden nasıl bu kadar rahat girebiliyor? Biz bunu siyaseten şöyle yorumluyoruz. İktidar bu katliamları da Allah'ın lütfu olarak görüyor. Bu katliamları toplumun tamamını ve muhalefeti baskı altına almak için kullanıyor. Tıpkı 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde yaşanan süreçte olduğu gibi. O süreci Türkiye'de hiçbir yurttaş unutmayacak. O dönemde sırf seçim kazanılsın diye patlatılan bombalar, katledilen insanları hiç kimse unutmayacak. Ve Sayın Bakan, tabii ki Taksim'in göbeğindeki patlamayı önlemek belki de Taksim'in içinde sizin göreviniz değildi. O İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ama burada öyle bir yapışık iki siyaset güdülüyor ki aynı ya bunun sorumluluğunun bir kısmı yine sizlerin üzerinde kalıyor. Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarına gerekçe üretmek için Taksim katliamının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve devamla bu saldırının ardında bütün gerçeklikler bize şunu gösteriyor. Türkiye ve özellikle sanırım Cumhurbaşkanıydı bu sözü kullanmıştı. Suriye'nin Kuvayi Milliyesi olan Suriye Milli Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tugaylarına mensup olduğu bu kişinin, bu bombayı bırakan kişinin kendisi olduğuna dair kanıtlar oldukça güçlü. Yalnızca şunu söylemeliyim, Sayın Soylu bu konuda yaptığı her açıklamada gerçekten kendini yalanladığı için açığa çıkan bilgiler, bu bombayı bırakan kadının emniyette vermiş olduğu ifadelerin basına yansıyan kısmına, Ammar Jalkas'ın bunun birinci sorumlusu olduğu iddia edilen MÜSİAD'ın toplantılarında bulunduğuna dair o kadar çok sayıda deli var ki ortada. MHP'nin ilçe başkanının bu olayla ilintileri, bütün bunlar araştırılmaya gerekli ve değerli konular. Şunu hatırlatmalıyım. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim, Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesi'ne de saldırtırız dediğini hatırlayalım. Taksim patlamasının da, Antep'te Karkamış patlamasının da orada gerçekleşen saldırılarında bu çerçevede tasarlanmış saldırılar olduğuna dair kanaat yüksektir. Ve bizler bunu tam anlamıyla bir seçim siyaseti olarak görüyoruz. Bütün bu gerekçeler 51. maddeyi güçlü kılan gerekçeler değildir. Sayın Bakan, Türkiye'de sınır güvenliği istiyorsa, gelecek, merak etmeyin. İktidar sınır güvenliği istiyorsa, HTŞ, ÖSEO, SMO gibi örgütlerle ilişkiler derhal kesilmelidir. Afrin başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'ye yapılan operasyonlar, göç ettirilen Kürt halkı başta olmak üzere bütün bu insanların uluslararası heyetler nezaretinde geri dönmeleri sağlanmalı. Bizim Afrin'de de, Kobani'de de, Cerablus'ta komşumuz kadim Kürt halkı olarak kalmaya devam etmelidir. Komşularımız biraz önce bahsettiğimiz örgütlerin mensupları olmamalıdır. Sınırımızda bölgenin asli unsuru olan halkın olması bizim için oldukça önemlidir ki bu sınır güvenliğini koruyacak en temel noktadır. Suriye'de savaşı derinleştirmek değil, barışı ve istikrarın korunması için bizler mücadele etmeli ve bunun için çalışmalıyız. Türkiye ölçeğinde ve bölge düzeyinde Kürt sorununun çözülmesine Türkiye öncülük etmelidir, kendi iç sınırları içinde bunu çözmelidir ve dört ülkede, yani Türkiye dışındaki üç ülke, Irak, İran ve Suriye'de bu modeli birlikte geliştirmeyi, öyle güçlü bir Türkiye olur. Sınırları hallaç pamuğuna dönmüş, tellerle korumaya çalışan bir anlayış, güvenlikçi bir anlayış olamaz. Dolayısıyla şunu unutmayalım ki, sınırlarımızı koruyacak en temel şey kesinlikle barışı bu ülkede ve bu bölgede tesis etmektir. Toplumu bu kadar kutuplaştırmak ve kan üzerinden siyaset yapmak gerçekten yeter.
Ülkenin ekonomik krizine, açlıkla, yoksullukla boğuştuğu bir dönemde mevcut olan iktidarın AKP'nin kitleler nezdinde nasıl bir oy kaybı yaşadığını sanırım burada bulunan herkes ve bütün Türkiye ve dünya gayet iyi ve açık biliyor. 7 Haziran 1 Kasım bizim için önemli bir deneyim. Biz bir kez daha tekrar ediyoruz. Aynı suyla iki kez yıkanılmaz. Aynı planlar devredeyse bu planların hayata kamuoyu nezdinde geçemeyeceği, inandırıcı olamayacağını buradan bir kere daha vurgulamak isterim. Ve bizler seçime kanla hazırlanamayız. Seçime barış ve huzur içinde hazırlanmalıyız. AKP iktidarı ve ortağı kendine bu seçimde çok güveniyorsa, bu tür şeylere tevessül ederek, kan ve gözyaşı üzerinden siyaset üreterek, kanla bir seçim kazanmayı asla aklında geçirmemelidir. Kanlı seçim oyunlarına bizler izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, ben bir şeyler söyleyeceğim, size de söz verdiğimizde sizi de temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. İş gücümüz gereği temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Oldukça cesaretli. Barıştan korkmuyoruz, korkmayalım. Bunu size de öneriyoruz. Barış yaşamdır, barış huzurdur, barış mutluluktur. Barış bu ülkeyi, hukuk güvenliğini sağlayacak en temel noktalardan birisidir. Dolayısıyla bizler bir kez daha savaşa hayır, barış hemen şimdi ve gerçekten savaşa değil, mermiye değil, barış için, barış projeleri için bütçe ayıralım diyoruz. Son yarım dakikamız. Değerli arkadaşlar, bir müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. Ne bağırıyorsunuz ya? Bir bağırmayın ya. Müdahale ediyorum. Temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum öncelikle. Neler söyledin şimdi ifade edeceğim. Bir dinleyin bakalım. Bir dinleyin. Hemen itiraz etmeyin. Bir dinleyin. Değerli arkadaşlar, tutanakları isteyin. Bir baktıracağım öncelikle.